Herkese selam arkadaşlar. Bugün yine Car for Sale simülatördeyiz. Geçenlerde ilk bölümümüzü çekmiştik. Oyun bu arada ne kadardan çıktı bilmiyorum. Oyuna sürekli güncelleme geliyor bu arada. Yapımcılar ilgileniyorlar yani oyunda. Hani yapıp atmadılar başlarından. Yani çıkartıp atmadılar başlarından. Neredeyse her gün güncelleme geliyor. Bazen günde 2-3 defa bile geliyor. Ne kadara çıktı oyun? 79 liraya çıkmış ama şu anda %10 indirimde. 25 Mayıs'a kadar geçerliymiş. 71.10 TL'ymiş şu anda. Şu anki normal Steam oyunlarına göre fiyatı gayet makul bence. Şimdi en son yatağımıza gelip burada kulübemizde uyumuştuk abi. Bildiğiniz kulübe. Hakikaten kulübe yani. Şimdi ofisimize gidelim. Ofisimiz kapalı ve kirli diyor. Bir ofisimizi temizleyelim. Ofisimizi açalım. Aracımız var burada. Çöpleri bir temizleyelim öncelikle. Tamamdır. Evet, kapıyı açtığım zaman ofisimiz açık olmuş oluyor. Bu araba neden satılmadı? Altı bine koymuştuk. 2400 almışız, 6000'e koymuşuz. Fiyat belki yüksek gelmiş olabilir. Satıştan kaldır diyelim. 2400, 5000 yapalım. Yine satışa koy diyelim. Şimdi tabletimiz yok bizim. Tablet galiba kumarhane gibi bir yer vardı yanlış hatırlamıyorsam. Oradan alınıyormuş sanırım. Tabletimiz yok. Aracımız en son temizlemiştik ama yine bakarız duruma. Bu araçla gitmeyelim bence. Otobüsü kullanalım. Geçici olarak bir kapatalım biz yine ofisi. Şu tablete bir bakalım. Ha, red var. Pardon. Buradaymış galiba. Yorumlarda görmüştüm. Arkadaşlarımız yazmış. Red var. Ha, burada. Burada satılıyormuş diye duydum. Kim satıyor peki? Kara borsa. Ha. Aa evet buradaymış. 1500 TL. Bu ne? Yakında gelecek, yakında gelecek. Bunlar da varmış. Şu tableti aldık abi. Bu neymiş bilmiyorum ama bunu da aldım. Burada bayağı kumar dönüyor. Küçük girelim ya. 128 dedik hadi. Oynamış olalım. Ne oynuyoruz onu da bilmiyorum ama. Hadi kart aldık. Oğlum ben hiç anlamam ki bu işlerden. Kart alıyor. Bari otomatik oynat bize. Kal desek. Kazanmışız. Tamam yeter. Bir kere kazandık tamam. Hadi güle güle. Ben kaçıyorum. İkiye katladık parayı. Tamam devam. Şimdi bir tane aracımız var. Gidelim biz tekrar ofisimize. Bu aracı önce bir satalım. Şimdi kamera diyelim abi. Fotoğraflarını da çekelim biz aracın. Tamam yeter bence. Dekorasyon web sayfası. Heh. Satıştan kaldır diyelim abi. Tekrar buna 5000 yazdık. Fotoğraf ekleyelim. Tamam. Başka bir şey yapabiliyor muyuz? Abi %37 nasıl kirli ya? O kadar siliyoruz biz bunları.
Dur şu karşıdaki yıkamaya götürelim ya, dur. Kaç para bilmiyorum ama 100 dolar mıydı? 100 TL miydi? Oğlum araba neyle çalışıyordu lan? Ha dur. Yanda yazıyormuş. Yıkama, burası paint. Elektrik. Burası boya ya. Yıkama yok mu? Boyamada mı yapılıyor yıkama acaba? Diyeceğim de sanmıyorum. Konuş. Parçalar. Cilalama var. 1000 dolar mı? Oğlum sen kafayı mı yedin? Yıkama yok mu ya? Araba parçalar. Vallahi yıkama yok. Yok mu burada yıkama ya? Elektrik. Yıkama yok. Ben mi görmüyorum diyeceğim de. Oo burada hurdalık var. Ev size yardım. Hiç metalin yok. Nereden metal buluyoruz ki? Öğreneceğiz, öğreneceğiz. Bugün daha ikinci bölümümüz. Öğreneceğiz. Burası tamirhane. Okey. Yıkama yok abi. Biz bayağı kendimiz böyle temizleyeceğiz herhalde. Bir ses çıkıyor temizlerken. Onu denk getirmek lazım. Mesela burası. Tamam. Bu kapı niye rengi farklı ya? Hah. Hele şükür. Ulan çarpıyorduk az kalsın. Tamam, satışa tekrar koyalım. Fotoğrafların hepsini ekledik, değil mi? 4000 yazayım be. Satışa koy. Şu bizim konteynere cam takmamız gerekiyormuş, yoksa tablet çalınıyormuş galiba. Onları da takalım. Yani yorumlarda öyle gördüm en azından. Tamam, cam taktık. Yatak. Hadi yatağı da değiştirdik be. Dış tasarıma gerek yok. Ofiste yapılacak bir şey. Tabelamız zaten normal. Tasarım, ekstra bir tasarımımız yok. Hah, müşteri gelmiş. 4000. Hayır canım, olmaz. O parayı satmam. Aldığım fiyata geri istiyor benden. Ne anladım o işten ben? Olur mu la? Biz ne kazanacağız? Ev açıldığı zaman şu mu oluyor acaba evimiz? Normalde şehir içindeydi. Oraya gidip geliyorduk. Neyse dur bakalım, müşteri bekleyelim. Şimdi buradan başka nerelere gidiliyordu? Şurası uyuduğumuz yer, bizim konteyner. Red Bar. Az önce gittik, yakıt istasyonu var, araba pazarı var. Gittik buraya ama çok pahalı buradaki araçlar, yani bizlik değil.
şu anda. Bir de mahalledeki araçlara bakabiliyoruz. Okey. Haydi müşteri bekliyoruz. Haydi. Haydi bre. Bak koyduk aracımızı satışa. 2879 TL paramız var şu anda. Bu arayı satıp hemen yerine bir tane daha koymamız lazım. Müşteri bekliyoruz. Neredesiniz? Hu hu. Aha. Gel ablacığım. Gel ablacığım. Merhaba canım. 3578 dolara düşürebilir misin? Satsak mı? 2000 küsürü aldık. 2700'e mi? Ne aldık? Hadi satalım be. Çıksın elimizden. 10 deneyim puanı. Bu deneyim puanlarını nereden şey yapıyorduk? Yükseltmeler miydi? Yok. Dekorasyon, kamera, fotoğraf, lider sıralaması. Ha bak, lider sıralaması falan da varmış. Bizim 5 puanımız var. Millet oynuyor vallahi. Fotoğrafla bunları silebiliriz artık. Bir saniye. Hemen şuradan ayarlardan bakalım. Kontroller. Envanter değildir herhalde. Bilmem bakarız. Tap'mış. Ha, Tap'tan şey açılıyor işte o. Okey. Yetenek paneli. Okey. Buradan. Yetenek puanımız yokmuş ki bizim. Deneyim puanımız var. Biz deneyim puanı kazanıyoruz. Yetenek puanı kazanmıyoruz. Okey. Dur. Hemen bir araç daha bakalım. Gidelim alalım. Böyle 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 yükselteceğiz artık. Yapacak bir şey yok. Şurada sanki lüks bir araç var. Şurada Tofaş var. Anam ne oldu lan? Ulan akşam oldu ya. Hayda. Oldu mu bu şimdi? Neyse eve gideceğiz artık. Yapacak bir şey yok. Uyuyacağız. Işığımız da yok değil mi bizim burada? Neyse uyuyalım. Cam takmazsak tablet çalınıyormuş ya. O da ilginç. mahalleye gidelim tekrar. Belli bir saatten sonra araba alamıyoruz demek ki. Aynı araç mı? Aynı araç mı? Değilmiş ya. Bak burada Tofaş vardı, o yok. Araç sıkıntılı mı? Değil mi? Dur bakayım. Abi işte ekspere gidemiyoruz daha. Yetenek puanlarımız şey. Oha 47 mi? Oğlum yürü git. Bizim 6400 paramız var. Yok mu araç? Heh, şurada var. Şurada bir Focus mu, Fiesta mı? Burada BMW var. Şurada yine Honda var. Ha kamyon da varmış. Abla selam. Ne istiyorsun bakalım? 3700. Eksper yapamıyoruz işte. Aracın ne olduğunu bilemiyoruz o yüzden. Pazarlık da yapamıyoruz. Daha onu açamadık. Araç temiz gözüküyor. Alalım mı? Hadi satın alalım be. Hadi aldık. Yalnız navigasyon gelmesi lazım bu oyuna ya. Navigasyon sıkıntılı bak. Yani nereye gideceğimi ben öğrenene kadar. Lan o nasıl bir hız?
Dayı ne yapıyorsunuz siz? Oha. Evet, bu hataları da bildirmiş olalım böyle videomuzdan da. Bayağı tepemize çıktı dayı. Bak arkadaki çarpıyor şimdi. Oğlum ne yapıyorsunuz? Lastikler mastikler yamuldu. Yuh. Şuradan mı? Evet, buradan gideceğiz. Baksana lastikler. Lastiklere bak kızım. Bunu tamire soksak ne isterler acaba? Havada duran kayalar var. Bunların da düzelmesi lazım. Dur bakalım, biz servise sokalım biz bunu. Tamir edin insanın yeteneğiniz. Bagajı kapat. Tüm parçaları tamir et. 1018 TL. Hadi tamir ederim. Bu birazcık sürüyor. Hemen pat diye bitmiyor yani. Abi yıkama... Auto repair. Yıkama yok mu ya? Burada elektrik and tuning olayı var. Neyse, bunu bekleyeceğiz. Birazdan biter. Bir de iyice silmemiz lazım. Yıkamayı biz yapamıyoruz. Şu kirli diyor ofis. Ofisin şeyini açalım. Hem ofisi açalım. Hem de bir temizleyelim. Çer çöpü. Var mı başka? Hala kirli diyor. Okey mi? Bir yetenek puanım var. Hemen açalım. Pazarlık. Evet, pazarlığı açalım artık. Kamyon devam ki. Hadi dayı bitir artık ya. Az kaldı, bitiyor. Evet, başarım kazandık. Güzel. Arabanın bir sıkıntısı yok. Bu tuning'de neler varmış bir ona da bakalım. Kamyona ne yaptıracaksak. Bağladım. Yarış kiti, drift kiti, ABS, MABS bunlar varmış. Süspansiyon ayarları. Kamyonu basabiliyoruz. Işıklandırma yapılabiliyormuş. Plaka değiştirilebiliyor. Okey. Kamyona yapacak halimiz yok. O yüzden çıkabiliriz. Kamyonu da dışarıdan görmek ayrı bir sıkıntı. Büyük. Şuradan geri girelim ya. Abi hakikaten yıkanmıyor mu? Bu arada lastikler hala bizim yamuk ha. Cilalama yok abi.
Yıkama yok. Oto yıkama olsa iyi olacak. Arkayı görmeden gidiyorum şu anda. Dur bakalım. Stop etmeyi unutuyoruz ya. Araba paneli. Evet. Kirin daha belirgin olması gerekiyor bence. Çok belirgin değil. Nereleri temizleyeceğimizi bilemiyorum ben o yüzden. Bak mesela tampon temizliyoruz ama tampon kirli mi değil mi? Ben onu şahsen anlayamadım. Deneme yanılma yöntemi yapıyorum şu anda. Sesi duydum mu orada duruyorum. Tamam bak bu kapı belli oluyor mesela ama biraz da kir olduğu belli olması lazım yani. Bayağı ofisin kapısı yalnız kamyon oldu. Okey mi? Dur bakalım. Aa kir süper. Kir olayını çözdük. Bu ne abi? Çekiç hurdalıktaki hurdaları ha o işe yarıyormuş. Gamara. Onu da deneriz. Şöyle bir sağdan bir soldan. Hop. Arkadan nasıl çekeceğiz oğlum biz bunu ya? Neyse çekmeyelim. Hemen web sayfası. Satılık araba. 3727'yi almışız. 1018'de masraf yapmışız. 4700 6000 6000'den koysak bence 7000 bile yazabiliriz ama dur bakalım. Yazalım. Fotoğrafları da koyduk. Duruşa göre koymadım ama bir şey olmaz herhalde ya. Hadi koyduk. Hadi bakalım satılacak mı göreceğiz. Biraz daha şuraya yanaşabilirmişiz gerçi ama. Neyse. Big sale. Evet hadi bakalım gelen olacak mı? 7000'den koyduk ama. Bu sefer %100 temizleyebildik aracı. Sıkıntı yok. Evet beklemedeyiz. Saatimiz akşam 7 olmaya başladı. Aha müşteri. Lan ne oldu oğlum? Ne oldu kayboldu bir anda. 7'den sonra müşteri gelmiyor mu? Allah Allah. Ne oldu ya? Bir anda kayboldu herif. Ofiste müşteri var diyor. Ofiste mi? Nerede oğlum?
Müşteri yok ki. Kamyonun içinde mi kaldı diyeceğim? Yok. Ofiste de müşteri yok. Allah Allah. Akşam oldu. Biz arabaya binemiyoruz değil mi? Satıştan kaldırmadan. Şunun bir yerini şey yapalım ya. Satıştan bir kaldıralım şunu. Aracı bir düzgün park edelim. Belki de ondan gelmiyorlar. Giremiyorlar ya da bug'da kalıyorlar. Bir şey oluyor. Tamam, böyle yapalım. O zaman bir daha gideceğiz, uyuyacağız. Ofis açık diyor ama. Oğlum arabayı çalarlar malarlar şimdi ofis açık derken. Kapatalım biz. Ne olur ne olmaz. Vardır belki öyle bir şey. Bilmiyoruz da. Konteyner. Akşamları uyuyacağız. Yapacak bir şey yok. Hem uyuduğumuz zaman oyunda kaydolmuş oluyor. Bir de şu hurdalık olayını deneyeceğim. Araba pazarı açık. Araba pazarı açık da abi. Biz oradaki arabaları alamıyoruz. Aşırı pahalı. Şu anda bizlik değil yani o. Kim atıyor lan bu çöpleri buraya? Bu neymiş? Detayları gör. Bunu açamıyoruz daha şeyimiz yok. Dur bakalım şu ofise bir dur satışa tekrar koyacağız bunu. 7000 yazmıştık. Yine 7000 yazalım. Satışa. Tamam. Koyduk. Hurdalıkta şey araç parçalama mı var? Ne varsa artık. Bir onu deneyelim bakalım. Bu arada buradakine kaç para veriyoruz biz? 62. Dur bakalım. Oha. Ne diyorsun abicim? Garip garip sesler çıkartıyorsun. Ha, parçalar çıkıyor böyle biz vurdukça. Araba pazarını açmadık lan dur. Dayı dur, araba pazarını açacağız. Müşteri nasıl gelsin kapalıyken? Alışamadık daha oyuna. Alışacağız inşallah. Arada gözümüz de sol üstte olsun ki müşteri geldiği zaman yazıyor çünkü orada. Hemen koşa koşa gelirim. Başka. Aa bak buralarda da parçalar varmış ya. Komple çıksın. Araç kaybolsun ondan sonra toplayalım yerden.
Bakalım bunlar ne işe yarayacak. Bunları falan parçalayabiliyoruz mu? Yok. Sadece o iki tanesi galiba. Günlük veriyor olabilir belki onları. Bunlara dokunamıyoruz çünkü. Bak burada da yerlerde de parçalar oluyor. Araba pazarı açık ama müşteri yok. Ha, oha güzel 820. 820 lira para verdi. Hiç metalin yok. Okey. Günlük yaparız ya bunu 820. İşimize yarar. Pahalı mı ya? Müşteri gelmedi. Düşürelim mi fiyatı? Altı bin yazalım. Bakalım gelecek mi müşteri? Az önce tam biri gelmişti yani akşam olduğu zaman ama müşteri var diyordu ama gözüken bir şey yok. Ya bir hata oldu. Ya muhtemelen hata oldu çünkü yazıyordu. Müşteri var diye. Evet. Buyurun. Arabamız tertemiz. Öğleden sonra saat 1 oldu şu anda. Öğlen 1. Bayağı bekliyoruz şu an böyle. Yapacak bir şeydi. Ofiste müşteri var. Hadi bakalım. Kaybolmazsın inşallah. Heh. 6000 of düşünmem lazım. Teklifinizi kabul ediyorum. Aynı fiyata alabilirim. Okey. 6000'e pazarlık yok. Sattım gitti sana. 10 deneyim puanı. O deneyim puanı biraz kasmak zor olur galiba. Evet arkadaşlar. Ofisimizi kapatalım. Bugünlük bu kadar. Yeter diyelim. Benim fotoğraf da çekmem lazım ama nasıl yapacağım onu işi bilmiyorum. Araç alıp şurada bir yerde ama neyse bakacağız duruma. Evet arkadaşlar. Oyun çıkış yapmıştı biliyorsunuz zaten. Herhalde bir hafta falan oldu oyun çıkalı. Fiyatı bence Steam'in artık mevcut dolar kuruna baktığımız zaman diğer oyunlara göre bence makul. Hani önceden kıyasladığımız zaman bu tarz oyunlar 20-25 lira arası çıkıyordu. 70 liraya, 79 liraya çıkması yine o bantlara hemen hemen denk geliyor. Diğer oyunları da şu anki fiyatını göze aldığımız zaman bence normal yani. Artık bu fiyatlar bize normal gelmeye başladı yani. Piyasa inanılmaz çünkü. Evet, bir sonraki bölümde artık yeni bir şeyler yapmaya başlarız. Kendimizi geliştirmemiz gerekiyor. Paramız yavaş yavaş artmaya başlayacak. Bugün 5. gün galiba. Cuma 5 yazıyor ama muhtemelen o gündür herhalde. Evet, izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.